Merhaba arkadaşlar. Bugün satranç tahtasını ve satrançtaki taşların değerlerini öğreneceğiz. Buna ilk olarak satrançtaki her taşın hangi karelere girebileceğini ve devamında nasıl hamle yapabileceğimizi göreceğiz. Gördüğünüz üzere satranç tahtası dama tahtasına benzeyen 8'e 8'lik bir tahtadır. Beyaz kare sağ tarafta olmak üzere sol tarafında da siyah kare olmak zorundadır. Beyaz sağ tarafta, siyah sol tarafta. Satranç dizilimine baktığınızda satranç dizilimi beyazlar ve siyahlar karşı karşıya gelmektedir. En sağ köşede beyazı ele aldığımızda beyaz kale görüyorsunuz. Sağ alt köşede. Harflendirdiğimizde A, B, C, D, E, F, G şeklinde harflendirdiğimizde burası H 1 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 şeklinde devam ediyor. H 1. H 1'de kale vardır. Yanında at, yanında fil, şah, vezir, fil, at, kale. Gördüğünüz üzere her iki tarafta kaleler bulunmakta. Yanlarında atlar, yanlarında filler. Aynı şekilde tam karşı olarak siyahlara baktığımızda en köşelerde kaleler, yanlarında atlar, yanlarında filler bulunmaktadır. En değerli taşımız olan şah, gördüğünüz üzere beyaz şah, siyah karede, siyah şah, beyaz karede bulunmaktadır. Şahın yanında vezir, gördüğünüz üzere bulunmaktadır. Şimdi sırayla taşları ele almışsak eğer, en öndeki taşlarımız piyonlardır. Piyonların sayısal değer olarak baktığımızda puanlaması 1 puan değerindedir. Ve her bir piyon ya bir kare ya da iki kare ileridir. Bir kare ya da iki kare. Bir kare ya da iki kare. Biz iki kare ileri gidelim. Aynı şekilde siyah taşlara baktığınızda yine ön sırada piyonlar bulunmakta. Bunlar da aynı şekilde ne yapmakta? Bir ya da iki kare ileri gitmektedir. Satrancın davadan farklı olarak her bir satranç elemanı farklı bir şekilde hareket etmektedir. Gördüğünüz üzere piyonlar ileri doğru hareket edebilirken taşı ileri doğru alamazlar. Bakın gördüğünüz gibi hareket edemezsin diye bir iki ibare çıktı. Ancak çaprazındakileri ileri çaprazındakileri diyebilirler. Bir örnek yapalım. Görüyorsunuz. Bakın şu an burada siyah piyon beyaz piyonu yiyebilir. Bunu gördüğünüz gibi. Şu an siyahlar 1 puan öne geçmiş durumdadır. Bir başka özellik piyonlarla alakalı. Dediğim gibi piyonlarımız özelliği neydi? Piyonlarımız 1 puan değerindeydi. Ve piyonlar 1 kare ya da 2 kare ileri gidebilirlerdi. Başlangıç sırasında piyon 2 adım ileri giderse normal koşullarda bu piyon ne yapması lazım? Buraya gelip buraya gelmemesi lazım. Ama ne yapıyor? Piyon başlangıç konumundaki piyon 2 kare ileri gittiğinden dolayı onun yerine geçip buraya gidebilir ve piyonu almış olur. Tekrar isterseniz size gösterelim. Ya o piyon ileri doğru gidebilir bu şekilde. Ya da başlangıç konumundan çıktığı için piyon 2 kare ileri gidip çıktığı için bir önceki karesine gidip piyon yiyip yerine geçebilir. Çünkü neden? Şimdi buradaki piyon buraya gelse de aynı şey geçerlidir. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da yine aynı şekilde bunu yiyebilir. Öyle gidebilir.
hakkında inanç girmiş olduk. Evet. Demek ki piyonları öğrenmiş olduk. Piyonların demek ki neymiş? Piyonlar bir kare ya da iki kareyle gidebilirler. Sadece ve sadece çapraz diyebilirler. Ve başlangıç sırasında bir piyon iki adım ileri gittiğinde eğer onun yan tarafında bir başka piyon var ise piyon ne yapabilir? Adamı yiyebilir. Evet. Bir sonraki taşımız. Şimdi puan olarak baktığımızda piyonların puan değeri birer puandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar aynı adamı ne yapıyorum? Bakın gördüğünüz gibi iki adım ileri gittim ve bu piyon yerine geçerek onu yemiş oldu. Normalde burada olmasına rağmen eski adıma girip yemiş oldu. Evet. Bir başka değerli taşımız 3 puan değerindeki fillerimiz. Fillerin her biri gördüğünüz gibi eğer beyaz karede iseler sadece ve sadece beyaz kareye gidebilirler. Eğer siyah karede iseler sadece siyah kareye gidebilirler. Fillerin puanı 3 puan değerlidir. Hemen bir örnek yapalım. Normalde filler çaprazındaki şu piyonu yiyebilir. Yani diğer filimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi siyah karedeydi. Ve sadece siyah karelere gidebiliyor. Yani şöyle bir hamle yapmış olduk. Evet. Diğer bir taşımız. Dediğim gibi filler 3'er puan değerinde. Eğer beyaz karedeyseler sadece beyaz kareye gidebilirler. Siyah karedeseler sadece siyah kareye gidebilirler. Fillerin puanı 3 puan, piyonların puanı 1 puan değerlidir. Her kişide de ikişer tane fil bulmaktadır. Birinci filimiz, ikinci filimiz. Diğer bir önemli taşımız at. Kendine herkes de iki tane at bulmaktadır. Puan değeri 3 puan değerindedir. Atın şekli L şeklindedir. Bir kare ileri, iki kare sola, bir kare sola, iki kare sağ şeklinde olabilir. Mesela bir örnek yapalım. Gördüğünüz üzere kare, at, L çizdi. Atların bir başka özelliği diğerlerinden farklı olarak taşların üzerinden atlayabilir. Mesela bakın gördüğünüz gibi at buraya gelebiliyor, L çiziyor, L çiziyor ve böyle L çiziyor. 1'e 2. 2'ye 1, 2'ye 1. 2 kare ileri, 1 kare sola. 2 kare ileri, 1 kare sağa. 1 kare ileri, 2 kare sağa. Gördüğünüz gibi atlar taşların üzerinde atlama özelliğine sahip. Diğer hiçbir taşta olmayan bu özellik sadece ve sadece atta olduğundan dolayı at bana göre fillerden çok çok daha üstün bir taştır. Değişme sırasında eğer çok nadir olarak atla fil yer değiştirebilir. O da 3 puan olmasına rağmen ben şahsen atı her zaman fili tercih etmiş durumdayım. Gördüğünüz gibi atı şuraya atlattım. Evet. Yine aynı şekilde ben de burada atı buraya atlatayım. Şimdi böyle bir durumda eğer puanları eşit ise fil 3 puan değerinde, at 3 puan değerinde. Siz fille atı çok rahatlıkla alabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki piyon, ne yapıyordu piyonlar? Çapraz diyebiliyorlardı. Piyonlar da giden şekilde çapraz diye diyorlar. Evet. Evet. Bir başka taşımız. Bunu da şöyle devam edelim. Yine at yemeye devam etsin. At L çizebiliyor. L çizip buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Ya da buraya gelebilir. Şu siyah at gerici noktalar. Evet. Diğer önemli taşımız kale. Kalenin puan değeri 5 puan. Hem file göre hem de atlara göre kalenin değeri çok daha yüksek. Bunun sebebi kale tıkladığınızda kale sola, sağa sola ya da ileri geri şeklinde istediği her yere gidebilir. Her taştan geçebilir.
böyle özelliği vardır. Mesela bir örnek yapalım. Gördüğünüz şu an sola gittik. Mesela kalemizör başka bir şeysin. Şu an bakın at bezi tehdit ediyor değil mi? Layout çizdiği için. Gördüğünüz üzere. Birazdan bezin kolundan geleceğini düşünüyorum. Oynamıyorum. Bakın kale şuraya çıkartalım. Biz çıkartalım. Önce şunu şuradan bir toparlayalım. Evet. Şimdi tekrar at gelsin şuraya. At buraya girdi. Enteresan bir şey at gördüğünüz gibi. O her yere girebiliyor. Şimdi kaleye baktığınızda bak kale ileri doğru geri doğru gidebiliyor. Ben buraya gelip çok rahatlıkla yiyebiliyorum. Evet. Demek kalenin özelliğiymiş yukarı aşağı ya da sağa sola istediği kadar gidebilir ve her türlü karadan geçme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı 5 puan değerlidir. Fillerin özelliği neydi? Filler beyaz karada ise sadece beyaz karaya gidebilirdi. Siyah karada ise sadece siyah karaya çapraz gidebilirlerdi. At ve fil 3 puan değerindeydi. Kale ise 5 puan değerindedir. Evet. Sıra bizde. Bir başka değer taşımızdan bahsedelim. Bu sonraki değer taşımız vezir. Bakın vezir her yöne yukarı aşağı, sağa sola ve aynı zamanda çapraza her yöne gitme şansına sahip. Bundan dolayı çok önemli bir taştır. Ben buradan gidip bunu yediğim anda olay şahmat olur, oyun biter. Ama şu an yemeyelim. Devam edelim bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Vezir her yere gidebilir. Yukarı aşağı, sağa sola, çapraza. Kaleden farklı olarak neydi? Kale çapraz gidemez. Kale yukarı aşağı gidebilir. Gördüğünüz gibi. Ya da sağa sola gidebilir. Evet. Böyle bir özelliği var. Şimdi ne yapalım? Vezirimizden birkaç hareket daha gösterelim. Bakın bir başka vezir hareket yapalım. Gördüğünüz gibi vezir hepsini, bakın hepsini yiyebiliyor. Bakın çapraz, ileri, sağa, sola, aşağı ve her yere gitme şansına sahip. İsteğe gidip kullanabiliyorsunuz. Evet, şöyle oynayalım. Vezirin çok önemli taş olduğunu görmüş oldunuz. Aynı şekilde bu vezir de çok önemli bir taşlardan bir tanesidir. Şunu şöyle oynayalım. Evet. Şimdi vezir normalde bunu yerse olay şahmat olur, olay biter. Şu an bunu yapmayalım. Başka bir şey yapalım. Şöyle oynayalım. Şimdiki. Demek ki piyonlar 1 puan değerinde sadece 1 ya da 2 adım ileri gidebiliyordu ve sadece çapraz yiyebiliyor. Diğer taşımız fillerimiz. Fillerimiz ne yapıyordu? Fillerimiz çapraz gidebiliyorlardı. Hangi karede iseler sadece o kare üzerinden devam edebiliyorlardı ve yiyebiliyorlardı. Atımız 3 puan değerinde L çiziyordu. Kalemiz 5 puan değerinde ve ileri geri sağa sola gidebiliyordu. Vezirimiz 9 puan değerindeydi. Bakın gördüğünüz gibi. Şuradan göstereyim. Her yere gidebiliyor. Sağa sola çapraz yukarı aşağı ileri geri. İstediği kadar gidebiliyor. Çok büyük bir puan değeri var. Ve like'mış oluyor. Şimdiki sırada şahımız. Şahımız ise bizim temel taşımız. Kısacası şahınızı kaybederseniz oyunu kaybedersiniz. Şah mat olmuş olur. Bundan dolayı her zaman şahınızı korumak zorundasınız. Şahınızın ne kadar puan değeri, ne kadar puanınız varsa o puan değerlidir. Şah çok önemli bir satrancın en temel ve en önemli taşıdır. Şahınızı kaybettiğinizde oyunu bitmiş ve yenilmiş sayılırsınız. Aslında oyunumuzun stratejisi şahı kaybetmek üzerinedir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şahını kaybetmek üzerine oyun kurulur. Mesela şahını yemek için vezir mesela geliyoruz. Şah çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şah şu anda ne altında? Tehdit altında. Kim tehdit ediyor? Bakın bu tehdit ediyor. Vezirimiz tehdit ediyor. Şahın ya kaçması lazım. Bakın bir kare her yere gidebilir. Vezir
her yere istediği kadar kare gidebilirken şahımız bir kare her yere gidebilir. Ya kaçmak zorundasınız ya da tehdit etmek zorundasınız. İkinizden birisini yapmak zorundasınız. O zaman biz burada kaçmayıp tehdit etme yoluna geçelim. Aynı şekilde şahımızı yiyelim. Bakın iki tarafta vezirimiz değişmiş oldu böylelikle. Normalde vezir ben şöyle çekmiş olsaydım vezir şahmatta oyun bitirmiş olacaktı aslında. Devam edelim. Şu an kale, fillerimiz ve şeylerimiz var. Birçok taşımız daha var. Biraz işi şöyle biraz yormaya devam edelim. Piyonumuza linket ettik, atak ettik gördüğünüz gibi. Kısa bir oyundan sonra oyun bitireceğiz aslında. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Tekrar şah çekelim. Şahımız kaçabileceği çok fazla nokta yok aslında. Şöyle birkaç oynuyoruz. Filler ne yapıyordu? Filler çapraz gidiyordu. Evet. Şah tekrar atın kısmına çalışıyoruz. Evet. Tekrar bu şekilde şah çekme devam ediyoruz. Şah nereye gidiyoruz? Tekrar şah çekiyoruz. Böyle oyun devam eder. Oyun da burada bu şekilde bitmiş.